Evet arkadaşlar, herkese merhaba. YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere bugün de güzel bir poğaça yapacağım. Umarım beğenirsiniz. Şimdi yapımına başlayalım. Hep beraber görelim. Şimdi yarım paketten biraz fazla yaş mayam vardı. Onu kullanacağım. Bir bardak ılık sütüm var. Bir çay su bardağı sıvı yağım var. Bir bardak yoğurt. İki yumurta. Üzer için ayırdım. Bir yumurta içine kullanacağım. Bir yemek kaşığı tuz. Bir yemek kaşığı şeker. Şimdi hamurumuzun yoğurmasına geçelim. Bismillah. Şimdi sütle mayayı, şekeri de koyalım. Biraz kabarması için şöyle karıştıralım. Evet. Mayamızla sütümüzü karıştırdık. O biraz kıvamını aldı. Şimdi yoğurdunu koyalım. Sıvı yağını ekleyelim. Yumurtasını koyalım. Tuzunu ununa koyacağım. Bunları birbirinden buluşturduktan sonra beş bardak unum var burada. Unum az geldi. Bir bardak daha katayım. Arkadaşlar bu poğaçanın mayası gelmeden yapılıyor. Mayası tepside geliyor. Hamurumuz ne çok sert ne de çok yumuşak. Orta yumuşaklıkta bir hamur olacak. Evet, 6 su bardağı da unu götürdü. Hamurun çok iyi yoğrulması lazım. Pütür pütürlüğü gidecek. Düzgün bir hamur olması lazım. Evet, hamurumuzu şimdi tezgahımıza alalım. Biraz da orada özleştireceğim. Biraz un serpiyorum. Nefis bir poğaça oluyor. Umarım yaparsınız. Yaptığınızda bana hak verirsiniz. Kat kat, üzeri çıtır çıtır, içi yumuşacık. Hamurumuz yumuşaklığı bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hamurumuzu şimdi 4 eşit parçaya böleceğim. Gördüğünüz gibi 6 bardak undan 4 tane tezimiz oldu böyle. Şimdi açmaya başlayacağım. Evet. Şimdi bunu şöyle bir tepsiye alıyorum. Üzeri için yarım paketten biraz fazla margarin kullanacağım. Eritilmiş margarin kullanacağım. Her katın arasına bunu süreceğim. Burada da 300 gram köy peynirimiz var arkadaşlar. Bunu da rendeledim. Bunu kullanacağım içine. Şimdi diğer tezimizi açmaya başlayacağım.
Evet, şimdi ikinci hamurumuzu da açtık. Bunu da yine yağlayacağım. Arkadaşlar, abone değilseniz bana abone olmanızı, bildirim zilini açıp diğer videolardan haberdar olmanızı istiyorum. Şimdi dördüncü tezimizi de açtık. Bunu da yağlayıp son aşamasına geleceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi bunu şu şekil katlayacağım. Tekrar bu kısmını da yağlayacağım. Burasını da yağlayacağım. Kat kat olacak. Şimdi Şimdi bu şekil, bunun 5 dakika bir yağlarının donmasını bekleyeceğiz. Biraz açacağım, açacağım için biraz yağının donmasını bekleyeceğiz. Evet, şimdi hamurumuz biraz dinlendi. Yağ içindeki yağlar biraz sertleşti. Açabilmem için elimle şu şekilde biraz büyüteceğim. Tepsimizi alıp burada keseceğim, tezgah çizilmesin diye arkadaşlar. Şimdi bunu eşit kare şeklinde keseceğim. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi hamurumuzu bu şekilde, kaç kat oldu bak. Şöyle tezgahı alıp arasına peynirini koyacağım. Şu tepsiyi bana verir misin şey? Tepsini alacağım. Evet, bu şekil olacak poğaçamız. Şimdi tepsimizi alıyoruz. Tekrar aynı işlemi uygulayacağım. Evet arkadaşlar, poğaçamız oldu. Bir küçük de tepsi oldu. Toplamda 22 tane poğaçamız oldu. Şimdi üzerinin yumurtasını süreceğim. Mayasının gelmesini bekleyeceğim. Mayası tepside gelecek. Evet, yumurtalarını da sürdüm. Şu kalanını da yedireyim şöyle. Hangisinde? Az kaldı. Evet arkadaşlar, şimdi kabarması için fırını alacağım ama fırını çalıştırmayacağım. Mayası biraz tepside gelecek. Bir yarım saat sonra 180 derece sıcaklıktaki fırına süreceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi fırının içerisinde bir yarım saat poğaçalarımız kabardı. Çok güzel kabardı, görüyorsunuz.
Şurada küçük tepsimdeki. Şimdi 180 derece fırında 25-30 dakika pişireceğim. Görüyorsunuz. Yumuşacık. Altı bu şekilde. İstediğim gibi kızarmış. Görüyorsunuz. Hepsi de birbirinden güzel. Şu arasını açtığımı göstereyim size. Görüyorsunuz. Mutlaka yapmanızı, denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Mutlaka denemenizi isterim. Şimdi göstereyim size. Görüyorsunuz. Yapmanızı tavsiye ederim. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar, kanalıma abone olmanızı, videolarımı beğenmenizi, bildirim zilini açıp beni takip etmenizi istiyorum. İzlediğiniz için beni teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun hepinizde.